Değerli arkadaşlar, tekrar merhabalar, iyi geceler diliyorum ve iyi hafta sonları diliyorum. Arkadaşlar, kusura bakmayınız, bu gece üçüncü videom olacak. Maalesef iş yoğunluğu ve yoğun tempo derken ben de yorgun düşüyorum. Sesim biraz yorgun gelebilir ama adeta kendimi şöyle hissediyorum. Pazartesi günü ders başı yapacak olan bir öğrencinin pazar günü ödev yetiştirme telaşı gibi bir tablo içerisindeyim. Mümkün olduğu kadar dolar dedim, dolar TL dedim. Arkasından Viyop USD konusunu takip eden arkadaşlarımız için bir video hazırladım. Şimdi ise endeksi ve borsayı takip etmek olan arkadaşlarım için, sizler için bir çalışma yapmaya gayret göstereceğim. Evet, değerli arkadaşlar, endeks malumunuz üzere ciddi bir şekilde geçtiğimiz hafta Standard & Poor's tarafından gelecek olan not kararımızı bekledim. Genel beklenti notumuzda herhangi bir değişiklik olmaması yönündeydi. Belki görünüm konusunda durağandan pozitife yönelik bir çevirim olabilir mi? Acaba iyi bir kanaat notu gelebilir mi şeklinde bir beklenti de vardı. Kaldı ki bu beklentiye ben de katılıyordum. Ancak Standard & Poor's son aktarmış olduğum dolar, TL ve Viyop analizlerinde de özellikle vurgu yaptığım üzere maalesef hiç de iç açıcı ifadelerde bulunmadı. Zaten eski notumuzu teyit etti. Ağustos ayında vermiş olduğu not indirimi sonrasındaki tabloyu teyit etti ve dedi ki finansal ve ödemeler dengesi baskılarına vermiş olduğunuz tepkiler, yani aradığınız çözümler, mevcut tabloyu iyileştirmek adına atmış olduğunuz adımlar maalesef yeterli değil. Bunlar sadece geçici tepkileriniz, sadece ve sadece ekonomik zayıflıkları çözmek adına çözmekten ziyade semptomları hafifletmek odaklı dedi. Yani kanayan yarayı durdurmaya çalışıyorsunuz ama tedavi etmek, iyileştirmek, kökten bir çözüm bulmak, külli bir çare üretmek adına bir çabanız yok şeklinde ifadelerde bulundu. Eğer ki dedi bankacılık sektörüyle ilgili olarak takipteki kredilerinizde bir artış görürsem, sorunlu kredileriniz artarsa ve şeffaflığınızda, ekonomik şeffaf platformda yapmış olduğunuz gayretlerinizde bir netlik göremez isem not indirimine dahi giderim anlamına gelecek bir takım ifadelerde bulundu. Yani hem notumuzu teyit etmedi hem de bir sürü öğüt ve nasihatta bulundu. Evet arkadaşlar, aslında bu durum belki notumuz durağından pozitife çevrilmiş olsaydı borsa için pazartesi günü önemli bir yukarı hareket bekleyebilirdik. Fakat açık ve net bir görüşümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu durum bir bahane edilip de zaten yabancının endeksi yukarı taşımak 100 bin destek olmuştur. 100 binin aşağısına gelmeyeceğiz artık şeklindeki bir mesaj verme çabası içerisinde olduğunu sürekli olarak vurgulamaktayım sizlere. 89-90 binler seviyesinden yüklenmiş olduğu pozisyonunu o aşılamayan son dönemlerde bir türlü geçilemeyen 100 bin direncinin aşıldığı izlenimini de yaratacak boyutlarda yaşamış olduğumuz rally ve tabii ki yabancı bu ciddi pozisyonlarını, yüklenmiş olduğu ciddi pozisyonlarını satabilmek, karlı ve kazançlı bir şekilde realize edebilmek bakımından yerli yatırımcıya veya 100 binin destek olduğuna inanan çeşitli fonlara bir şekilde bu konuyu kabullendirmek durumundadır. Buna dair bir takım mesajlar vermek durumundadır. Hal böyle olduğu için eğer Standard & Poor's bizim notumuzu değiştirmemiş olabilir belki ama görünümümüzü artırmış ve iyileştirmiş olsaydı bunu bir bahane olarak kullanabilir ve endeksi de tekrardan en son gördüğümüz 106 binler yakınlarındaki zirvesinden bir miktar daha öteye taşımak suretiyle bir anlamda bu not kararı ekmeğine yağ sürülmüştür yabancının diyebileceğimiz bir tablo oluşabilirdi. Bu olmadı. Ama bu olmadı diye tabii ki pazartesi günü endekste bu tabloya bağlı olarak, bu bahaneye bağlı olarak bir miktar geri çekilme eğilimi bekleyebiliriz. Fakat ben bu geri çekilme eğiliminin oldukça sınırlı kalabileceğini, endeksi 100 bin aşağısına getirecek kadar etki edebileceğini düşünmüyorum sevgili arkadaşlar. Zira
küresel şartlar babından gelişmekte olan ülkelere bir ilginin olduğunu ve halen de bunun devam ettiğini, bir diğer yandan yabancı takas oranının hala %66'lar civarında gezinmekte olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. Evet, geçtiğimiz bir önceki hafta yabancı 200, hafızam beni yanıltmıyorsa 260-265 milyon dolar civarında bir satış yaptı. Ama yabancının son 1-1,5 ay içerisinde yapmış olduğu hisse senedi bazındaki alımlarının 1,5 milyar dolar civarında olduğunu dikkate alır isek 260-270 milyon dolar civarındaki satışı henüz çok önemli miktarda değil. Birazdan sizlere yabancının geçtiğimiz hafta içerisinde en çok aldığı ve en çok sattığı senetleri lot bazında aktaracağım. Evet sevgili arkadaşlar, geçtiğimiz haftaya başlarken, geçtiğimiz hafta sonu, hemen geçtiğimiz hafta sonuyla ilgili periyoda yöneliyorum. Sizlere aktarmış olduğum endeks analizinde demiştim ki, ben pivot verilerini çok hassasiyetle kullanan ve pivot verilerinin, pivot destek ve dirençlerinin grafiksel klasik destek ve dirençlere ziyade daha canlı, daha reel ve daha anlamlı destek ve direnç noktalarını hesaplayabildiğine inanan ve sizlere de sürekli olarak bu pivot değerlerini takip etmeniz konusunda önerilerde bulunan bir kişi olarak, bir yatırım, bir analist olarak bu pivot verilerini dikkate almak kaydıyla geçtiğimiz hafta yapmış olduğum analizde dedim ki 102.594 seviyesi haftanın önemli bir pivot seviyesidir. Bu pivot seviyesinin üzerinde kalındıkça ilk etapta yönümüz 103.500'ler, buranın da aşılması durumunda ise 104.800 yani 105.000'ler civarıdır şeklinde bir yorumda bulunmuştum geçtiğimiz haftaya başlar iken. Peki arkadaşlar, bu hafta ne oldu? Bakınız, 102.594, 102.600 üzerinde kalınmak kaydıyla 103.500 burada açılırsa nereye kadar yükselebiliriz sorumuzun cevabı 104.800 idi. Bakıyoruz arkadaşlar, geçtiğimiz hafta. Haftaya başlangıcımız 103.287 yani pivot seviyesinin üzerinde gerçekleşmiş ve ulaşabildiğimiz yüksek nokta 104.977. Bizim izlememiz gereken seviye neydi arkadaşlar? 104.800 yani 105.000 yakınlarıydı ve nitekim endeks 105.000 yakınlarına kadar geldikten sonra buradan bir geri dönüş yaşamış. Peki bu geri dönüşte takip etmemiz gereken önemli destek seviyeleri neydi? 101.336, burada kırılacak olursa 100.362 idi. Nereye kadar geriledik arkadaşlar? 101.500 civarlarında biraz oyalandıktan sonra geçtiğimiz hafta itibariyle 101.186 seviyesine kadar bir geri çekilmeye maruz kaldık. Değerli arkadaşlar, endeks için 101.500 seviyesi önemli bir seviye olarak karşımıza çıkmakta. Niçin arkadaşlar 101.500 seviyesini önemsiyoruz? Şurada görmekte olduğunuz grafiğimiz günlük bir grafiktir. Ve bu günlük grafikte 101.556 seviyesi, yani şu nokta bir Fibonacci çizimi sonrasında ortaya çıkan bir destek seviyesi olarak karşımıza gelmekte. Yani şurada arkadaşlar 13 Şubat tarihinde 101.600'ler civarına yaklaştıktan sonra bir tepki bulmuşuz. Şurada gördüğünüz gibi 103.000'lere kadar bir atak söz konusu olmuş ve bu destek çalışmış. Ve burada da arkadaşlar şu bölgede de bu desteğin çalıştığına tanık olduk. 101.500 teknik olarak önemli bir destek noktası konumundadır ve bu seviyenin aşağısına geldiğimiz zaman endekste bir yukarı eğilimin oluştuğunu, bu desteği kırmamak adına bir isteğin oluştuğuna tanık olmaktayız. Bu görmüş olduğunuz çizim değerli arkadaşlar, endeksin en son görmüş olduğu 106.000 yakınlarındaki zirve ve şurada görmüş olduğunuz gibi 87.500'lerden başlayan tepki hareketinin referans alınmak kaydıyla çizilmiş olan bir grafiğidir. Ve biz bu durumda 101.500 seviyesini önemli bir destek noktası olarak bir köşeye not almamız gerekiyor. Şayet bu seviye kırılırsa, bu destek kırılır ise ve kırıldıktan sonra aşağıya ufak tefek sarkmalar olabilir. Ama burası bir direnç olarak algılanıyor ve buranın üzerinde aşağı sarkmalar olsa bile gün içerisinde üzerinde kapanışı gerçekleştiremiyorsak,
Bir başka söylemle bu seviye altında 101.500 aşağısında 2 adet kapanış görüyor isek endeksin teknik görünümünün teknik tablosunun bozulduğuna ve bir alttaki destek olan 38.2'ye denk gelen 98.800'lere kadar bir geri çekilme olasılığının teknik olarak gündeme geldiğini düşünmeye başlar ve temkinli davranmamız gerektiği sonucunu çıkartabiliriz. Arkadaşlar 98.800-850 seviyeleri 100.000 psikolojik seviyesinin desteğinin aşağısındaki bir noktadır. Ve son birkaç hafta itibariyle 100.000 direncinin kırıldığından bahsediyoruz. 100.000 direnci geçtiğimiz dönemler itibariyle bir türlü kırmakta ve üzerinde kapanışlar yapmakta zorlandığımız ve aynı zamanda teknik ve yine aynı zamanda psikolojik olarak önemli bir seviyeydi. Sizlere strateji olarak, sürekli olarak şu şahsi düşüncemi ifade etmeye çalışıyorum. Yabancı, yüklü miktarda alımlar yapmak suretiyle takas oranını %66'lara kadar çıkardıktan sonra 100.000 desteğinin de 100.000 direncinin de kırılması akabinde 106.000'lere kadar bir atak yaşandı ve bu atak çok ciddi bir ralli şeklinde gerçekleşti. Yerli yatırımcı bu yükselişe inanmadı. 100.000 kırılamaz dedi. Atıyorum 90.000'ler seviyesinden veya X bir senedi misal veriyorum 5 seviyelerinden almadıysam niçin şimdi gidip 5.80'den 5.90'dan alayım gibi tereddütlerin yaşadığının da bilincinde olduğu için 100.000 direncinin net ve kesin olarak aşıldığına, buralara yönelik geri çekilmeleri yaratmak kaydıyla bu desteğin güçlü bir destek olduğu izlenimini sizlere, küçük yatırımcılara verebilmek amacıyla tekrar tekrar 100.000'den öte 100.000'e yaklaşımlardan itibaren bir takım tepkiler yaşatabilir ama bu tepkilerdeki esas amacının yabancının 3 alıyorken bir miktar yükseliş yaşattıktan sonra 5-10 satmak şeklinde pozisyonlarını azaltmak amacını taşıdığını, böyle bir amaç ve böyle bir niyet içerisinde olabileceğini sizlere sürekli olarak anlattım. Ve zira bu anlatımların paralelinde ise yabancı özellikle ve özellikle endeksi 105-106 binler seviyesine ulaştırdıktan sonra tekrardan 100 bine doğru bir geri çekilme eğilimi yaptığında gel gel dediğimiz o tavırla yatırımcı çekebilmek, satış yapabileceği yerli yatırımcının bir şekilde cazip fırsatlar sunabilme yönündeki stratejisinin veyahut da planının mutlaka dikkate alınması gerektiğini ve endeksin kritik direnç noktalarına yaklaştığı seviyelerde endeks 110'lara, 115'lere, 120'lere gidiyor, yeni yeni tarihi zirveler deneyecektir tarzında piyasada yayılacak olan çeşitli açıklamalar, iyimser beklentilere kulakların tıkanmasında büyük yarar olacağını ifade etmeye çalıştım. Şimdi arkadaşlar, Standard & Poor's notumuzu teyit etti, iyi bir not vermedi ve endeks adına ekstra bir destekte bulunmadı. Bu durumun çok büyük bir etki yaratacağını, çok olumsuz algılanacağını düşünmüyorum. Zira yabancı ciddi miktarda pozisyon taşıyor. Taşıdığı pozisyonları karlı ve kazançlı bir şekilde birilerine devşirebilmek adına, tabirimi hoş görün, endekste makyaj niteliğinde yukarı ataklar yapabilir kanaatindeyim. Lütfen bu yukarı ataklara çok ciddi şekilde aldanmayınız. Endeksin kritik dirençlerine dikkat ediniz. Ve şu anda sizlere açıklayacağım, pazartesi günü için önemli olabilecek olan, bu bir günlük grafiktir, 102.400 seviyesi arkadaşlar, önemli bir pivot seviyemizdir ve biz 102.715 seviyesinde kapanış yaptık ama bu kapanışımız 102.400'deki pivot seviyesinin üzerinde olsa dahi genel anlamda haftalık bazda baktığımız zaman arkadaşlar 102.898 veya 102.900 diyelim, bu seviyenin aşağısında bir kapanıştır ve 100.800 seviyesine kadar geri çekilme ihtimalimiz bu hafta, hatta önemli olarak pazartesi günü itibariyle mümkün olabilir. Neden? İşte Standard & Poor's'tan gelen not kararı ve bu karardaki bir takım açıklamalarla Türkiye'ye güven duymadıkları vesaire vesaire sebepleri diyebiliriz.
100.800'lere kadar bir geri çekilme ihtimalimiz mevcuttur. Ama ben şahsi düşüncem itibariyle hemen size şuradan pratik bir şekilde göstermek adına borsapivot.com isimli bir sitemiz, her zaman sizlere anlatıyorum. Bu sitemizde teknik veriler ve çeşitli analizler yayınlanmakta. Bu sitemizin ana sayfasında arkadaşlar görmekte olduğunuz gibi 102.399-102.400 seviyesi pazartesi günü için arkadaşlar bir pivot seviyesi konumunda. Ama biz şuraya baktığımız zaman aylık pivot seviyemiz 100.369 seviyesinde. Yani Şubat ayı için geçerli olan pivot seviyemiz 100.360-100.370'ler civarı ise ben bu seviyenin aşağısına bir geri çekilme beklemiyorum. Özetle 100.000 seviyesine yaklaşımlar olur ise 103.000'ler 100.300 ila 100.700 arasındaki bir bölgeden tekrardan bir tepki eğiliminin olacağını ve yabancının bir şekilde endeksi 100.000 aşağısına getirmiyorum, tutuyorum ve hedefimiz daha da yukarıdır mesajları vermek bakımından küçük yatırımcıya güven telkin edeceği kanaatindeyim. Bu nedenle Standard & Poor's'tan gelen olumsuz tabloya rağmen bir geri çekilme yaşanacak olsa bile 100.000 desteğinin kırılacağı kadar bir geri çekilmenin olmasını beklemiyorum. Evet, küresel piyasalarda genel olarak piyasaları çok ciddi şekilde etkileyecek, işte Suriye konusu olabilir, Fırat harekatı konusu olabilir veya başka çok ekstrem durumlar söz konusu olabilir. Bu faktörlere dayalı olarak 100.000'e yönelik yaklaşımlarda robotlar devreye girer ve satış hızlanabilir. Onlar tabii ki ayrı konular arkadaşlar. Genel tablo itibariyle benim bakış açım 100.000 aşağısına gelinmeksizin bir şekilde yeni bir yukarı eğilim ve tekrardan 105.000'ler, 106.000'ler civarının zorlanması ve hatta bu seviyenin dahi üzerine çıkmak, bir köpük, bir balon yaratmak adına piyasada evet 110.000'lere gidiyoruz, 112.000'lere gidiyoruz şeklinde bir mesaj verebilmek adına bir görüntünün dahi oluşabileceğine ihtimal veriyorum. Arkadaşlar bunlar sadece ve sadece stratejik bakış açılarıdır. Ama şu durum, bu bakış açımı destekleyen ana faktör ise hali hazırda yabancı takas oranının 66'lar civarında kalıyor olmasıdır. Eğer ki yabancı geçtiğimiz hafta veya son birkaç süreç içerisinde pozisyonunu %66'lardan %64'lere doğru bir geri çekmiş olsaydı, tabii ki düşüncem endekste yeni bir fazla bir miktar olmamakla birlikte yeni bir yukarı eğilimin olabileceği noktasında olmayacaktı. Fakat bir yukarı atak olabilir ama bu atağın sınırı arkadaşlar hemen şuradan size göstereceğim üzere şurada görmüş olduğunuz kırmızı hattır arkadaşlar. Bu kırmızı hattımız 106.500'ler seviyesini göstermekte. Özetle 106.500, 107.000, belki 107.500 bu civarlara kadar bir yükseliş eğilimi olabilir. Bu anlamda bir coşku yaratılabilir. Belki Standard & Poor's'un bir miktar yorumumuzu durağından pozitife çevirmiş olsaydı bu atağı pazartesi günü bile bekleyebilirdim. Ama maalesef bu konuda olumlu bir fikir, olumlu bir karar oluşmadı. Bu nedenle pazartesi günü bu anlamda ciddi bir yukarı bir atak beklemem ama bir şekilde 100.000'e doğru bir yaklaşım, 100.700'ler, 100.800'lere doğru bir yaklaşım olabilir ama buradan tekrardan bir yukarı eğilim olması ve bu eğilimin küresel koşullarında desteklemesiyle birlikte bir şekilde 105.000, 106.000'lere kadar devam edebilmesi ve hatta 106.000 direncinin aşılıp da 107.500'lere kadar devam edebilme olasılığının dahi mevcut olduğunu düşünüyorum. Ama ve ama özellikle ve özellikle diyorum ki arkadaşlar 105.000 üzerinde 106.000'lere yaklaşımlarda böyle bir tablo söz konusu olursa temkinli olmakta yarar bulunuyor. Endeksin uçup kaçıp şuralara buralara gideceğine dair söylemlere asla ve asla aldanmamak üzere yavaş yavaş nakde geçmekte, yavaş yavaş pozisyon azaltmakta fayda olacağı düşünce ve görüşündeyim. Değerli arkadaşlar, endeks için 38.2 seviyesini ifade eden
102.538 seviyemiz ve aynı zamanda 102.500 seviyesinin genel anlamda bir destek konumunda olduğunu zaten sizlere hafta boyunca izah ettim. Bu seviyenin bir destek konumunda olduğunu biliyor olmakla beraber şayet bu hafta 102.900 üzerinde yani 102.898 üzerinde bir seyir görebilir isek, 100.800'lere, 101.000'lere, 101.500'lere doğru bir geri çekilme olduktan sonra bir tepki oluşur ve bu seviye üzerinde, şu pivot seviyesi üzerinde kapanışlar görmeye başlar isek, bu durumda arkadaşlar o az önce bahsetmiş olduğum yabancının endekse yönelik ilgiyi artırmak adına bir makyaj oluşturmak şeklindeki yukarı eğilim çabalarının öncelikle 104.600'e kadar, şayet bu seviyede aşılacak olur ise 106.700 belki de 108.000'ler seviyesine kadar bu yukarı eğilimin devam etme olasılığı var. Ancak bu olasılık var diye endeks 108.000'lere gidecek zaten şudur budur şeklindeki bir beklentiyle, net bir beklentiyle 107'leri 108'leri beklemek yerine bir kez daha ifade ediyorum sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. 106.000 seviyesinde, 106.500 bölgesinde bir direnç bölgemiz bulunuyor. Şu kırmızı hat bunu ifade ediyor. Bu civarlara geldikçe endeksi an be an izlemek kaydıyla. Belki de saatlik destek ve dirençlerine, pivot verilerine dikkat etmek, seanslık pivot verilerine dikkat etmek kaydıyla endeksteki geri dönüş ihtimalinin veya olasılığının yükseldiğini, satışların arttığını veya endeks 30 hisselerinde para çıkışlarının artıp artmadığını takip etmek üzere karar vermenizde yarar görmekteyim. Değerli arkadaşlar, bir kez daha ifade etmek istiyorum. Endeks pazartesi günü 101.000'lere doğru bir geri çekilme yaşayabilir. Panik olunmaması gerektiği kanaatindeyim. Bu sadece cuma günkü tablonun bir etkisi, Standard & Poor's'un etkisi olabilir. Belki de hiç böyle bir gevşeme olmayacaktır. Yabancı ciddi miktarda pozisyon taşıdığı için sınırlı bir geri çekilme sonrasında tekrar iyimser bir hava estirebilecektir. Ama oluşturulacak olan iyimser havaya son derece temkinli bakmakta yarar olduğunu bir kere daha belirtmek istiyorum. 102.900 üzerinde kapanışlara tanık oldukça endeksteki yönün biraz daha belki birkaç gün daha yukarı olabileceğini dikkate almakta yarar bulunmakta. Bir husus daha belirtmek istiyorum arkadaşlar. Niçin Standard & Poor's tarafından gelen bu olumsuz not haberine rağmen endeks adına çok olumsuz konuşmadığımı sorgulayabilirsiniz. Çünkü birçok analist pazartesi günü için 100.000'in aşağısını bekliyor. Karar kötü geldi, şöyle oldu, böyle oldu. Arkadaşlar, siz zannediyor musunuz ki yabancı yatırımcıların veya yabancı fonların 1,5 milyar dolar gibi büyük bir rakamı endekse bahşetmiş olan büyük yatırımcıların Standard & Poor's'un vereceği karardan bir haber olduğunu zannedebiliyor musunuz, düşünebiliyor musunuz? Yani onlar, emin olunuz ki bu karar açıklanmadan önce verilecek olan kararın duyumunu bir şekilde almışlardır zaten. Eğer bilselerdi ki bir not indirimi şeklinde, yani o hani notumuz yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe aşağısında ya, eğer bilselerdi ki daha çok defakto bir seviyeye geleceğimiz kanaatinde bir not, ekstra bir not indirimi geleceğini düşünüyor olsalardı, emin olunuz ki çarşamba, perşembe günü endeks tarumar olurdu. Evet, tarumar olurdu. Evet arkadaşlar, bu hafta yabancılar ne yapmışlar, ona bir bakalım isterseniz. Sevgili arkadaşlar, yabancı yatırımcılar bu hafta en çok emlak, konut, gayrimenkul yatırım ortaklığında satış yapmışlar. Bu görmüş olduğunuz tablo lot bazında bir tablodur. 40 milyon lota yakın satış yapmışlar ve yine Türk Hava Yolları'nda 23,5 milyon lot civarında satış yapmışlar. Zaten fiyatlara da yansıdı biliyorsunuz. Koza'da 18-19 milyon lot civarında satışları var. Albaraka, Halkbank, Vakıfbank ve Akbank. Genel olarak banka hisselerinin bir bölümünde satış yaptıklarına lot bazında tanık oluyoruz. Gelelim yabancılar bu hafta hangi hisselere daha çok ilgi göstermişler? Arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz tablo 11 Şubat ile 15 Şubat arasını göstermekte. Yani geçtiğimiz haftayı göstermekte. Türk Telekom hisselerinde 21.000-22 milyon lot civarında bir alımları var. İş CTR'de arkadaşlar banka hisseleri içerisinde ilgi gösterdikleri, en çok ilgi gösterdikleri hisse diyelim, İşçi'ye çok önemli bir ılımlı yaklaşımları var.
11 milyon lot civarında işgeldi alımlarını görüyoruz. Yine GSD Holding'de, Trakya Cam'da, İş Finans'ta, Soda Enerjisi, Petkim, Türksel gibi hisselerde yabancıların geçtiğimiz hafta itibariyle alıcı konumunda olduklarını görmekteyiz. Yabancı takas oranı arkadaşlar, hemen şuradan sizlere göstereyim. Matrix kullanmakta olan arkadaşlarım için de bir referans olması bakımından şu kodu yazıyorum. Arkadaşlar yazmış olduğum kod, kodlayayım isterseniz sizlere. Yozgat, Ankara, Bursa, Trabzon, Kayseri, Sivas ve Oran yazdığım zaman, enter dediğim zaman arkadaşlar yabancı takas oranı benim karşıma geliyor. Yabancı takas oranının sizlere daha önce de dikkatlerinizi çektiğim üzere çok ciddi bir yükseliş eğilimi mevcut idi. %61,5'lardan %66'lara ulaştı. Bir ara %66,16'ları gördü. Ancak şu an itibariyle en son seviyesi %65,94 seviyelerinde. Bu hafta Perşembe ve Cuma günü yapılan satışlar var ise eğer veya satış veya alım diyelim her neyse, Pazartesi günü bu oran buraya yansıyacaktır. Ancak yabancı takas oranının hali hazırda %66'lar civarında olduğunu, çok net bir, çok kesin ve keskin bir yabancı satışının henüz gündemde olmadığını bu tabloya, bu rakamlara bakarak söyleyebiliyorum. Sevgili arkadaşlar, endeks 30 hisseleriyle, endeks 30'la alakalı olarak Viyop konusunda da birkaç yorum verdim ama bu hususta çok fazla bir ilgi görmediğim için endeks 30 kontratları ile ilgili olarak, Viyop kontratları ile ilgili olarak teknik detayları ve kim alıyor, kim satıyor, kim long pozisyonunda, kim short pozisyona ağırlık veriyor şeklindeki analizlere bu hafta yapmayacağım. Eğer bu hususta talebiniz ve ilginiz var ise lütfen yorumlar bölümünde bu konudaki talebinizi iletiniz. Eğer ki yeterli ilgiyi görür isem endeks kontratları konusunda da Viyop'la alakalı olarak teknik kriterleri ve hangi kurum ve kurumların ağırlıklı olarak long ve short pozisyonlar açtıklarına dair takas detaylarını aktarmak hususunda zaman ayırabilirim. Efendim, iyi bir hafta diliyorum. Umuyorum ki pozisyonda olduğunuz hisselerinizi karlı ve kazançlı bir şekilde realize edebilirsiniz. Lütfen ve lütfen endeksle alakalı olarak arkadaşlar pivot verilerine, direnç ve destek seviyelerine dikkat ediniz. Gerekiyorsa günlük verilere dahi dikkat ediniz. Herhangi bir satış dalgasında geç kalmış olmayınız. Sevgili arkadaşlar, aynı zamanda sizlere şu husustan da bahsetmek istiyorum. Borsapivot.com isimli bir veri ve analiz sitesinin var olduğunu sıklıkla dile getirmekteyim. Bu sitenin ana sayfa görüntüsü budur. Buradan günlük para giriş ve çıkışlarını, günlük pivot verilerini, haftalık pivot verilerini tüm hisseler bazında görebilir. Teknik analiz sonuçları olarak çeşitli kriterlere göre hazırlanmış al ve sat veren hisse senetleri konusunda bilgi alabilirsiniz. Ben sizlere bu hafta en çok para giriş ve çıkışı olan hisselerle ilgili bilgi vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuraya hissenizin kodunu yazdığınız zaman, örneğin Garanti Bankası diyelim ve Garanti Bankası'nın bu hafta içerisinde ve en son gün itibariyle ne durumda olduğunu görelim. Garanti Bankası en son gün itibariyle 7 milyon civarında bir para çıkışı yaşamış ve hafta bazında da son 5 gün içerisinde de gün gün görüyorsunuz tarihler itibariyle 38 milyon civarında bir para çıkışı yaşamış. Hafta boyunca toplam olarak ne, hangi hisselerde daha çok para giriş ve çıkışı yaşanmıştır diye bir tablo yapacak olur isem, bu durumda geçtiğimiz hafta içerisinde Aselsan'ın en çok Cuma günü itibariyle 21 milyon civarında, İşçiyen'in Cuma günü itibariyle 17 milyon civarında, Tüpraş'ın ise 9 milyon civarında bir para girişi yaşadığını görmekteyim. Geçtiğimiz hafta en çok para girenleri sıralatmak istersem de arkadaşlar şu ok tuşunu tıkladığım zaman geçtiğimiz hafta genelinde Tüpraş'ın para girişi eğiliminde bir istikrar yaşadığını görüyorum. 61 milyon civarında bir para girişi olmuş. Onun ardından TT.com'un son 5 güne baktığım zaman son günde evet 4 milyon civarında bir çıkış olmuş ama genel anlamda 34 milyon civarında bir para girişi yaşadığına tanık olmaktayım. Bu veriler arkadaşlar bir iki tuş ile, bir iki yeri tıklamak kaydıyla alabiliyorsunuz. Yine günlük pivotlara baktığınız zaman hangi hissenin pivot değerlerini öğrenmek istiyorsanız, örneğin Türk Hava Yolları diyelim, kodunu yazıyoruz arkadaşlar ve Türk Hava Yolları'nın Pazartesi günü için, yani bir sonraki gün için pivot değerlerini, en son günkü para çıkış ve giriş durumunu
ve kapanış değerini görmektesiniz. Arkadaşlar, Türk Hava Yolları'nın pazartesi günü için 13.79'luk bir pivot değeri varmış. Son kapanışı 13.69 olmakla Türk Hava Yolları pivot verilerine ve pivot tekniğine göre olumsuz bir kapanış yapmış. Bu durumda 13.39 ve 13.19'lara doğru geri çekilme ihtimalinin olduğu veya olabileceği bir güne başlama ihtimali vardır diye daha seans başlamadan bir kanaat edinebiliyoruz. Şayet 13.19'lardan bir tepki bulur veya 13.39'lardan bir tepki bulup da 13.79'daki günlük pivot seviyesinin üzerine çıkacak olur ise bu yükseliş, bu adım, bu tepki nereye kadar devam edebilir sorumuzun cevabı ilk etapta 13.99 veya 14, ardından 14.39 olabilir imiş. Haftalık olarak eğer pozisyonlarınızı takip ediyor iseniz, birkaç günlük periyodu dikkate alarak işlem yapmaktaysanız, bu da haftalık tablomuzdur arkadaşlar. Yine Türk Hava Yolları için haftalık olarak pivot verilerimizin ne olduğuna bakalım. Haftalık bazda sevgili arkadaşlar 14.01 seviyesi pivot seviyemizmiş. Eğer 14.01 seviyesi direnç olarak algılanır, 1-2 gün içerisinde aşılamaz ise Türk Hava Yolları güç kaybetmeye devam edebilir ve bu güç kaybı 12.70'lere kadar devam edebilir şeklinde bir temkinli duruş veya tavır içerisinde olabilmemiz konusunda bizleri uyarmakta bu veriler. Sevgili arkadaşlar, endeksle ilgili olarak vereceğim, aktaracağım bilgiler bunlardan ibaret olup önümüzdeki hafta değişik gelişmeler veyahut da farklı durumlara bağlı olarak ekstra analizler aktaracağım. Hoşça kalınız, sevgi ve saygılarımla.